Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kristallerimizi temizleyeceğiz. Öncelikle kristallerimizi hepimiz makinamıza koyuyoruz. Ama makinede yüksek devirde yıkamamak gerekiyor. Ama yine de ister istemez matluklar oluşmaya başlıyor. Kireçten, sulardan, sert suların verdiği zararlardan dolayı matluklar şu şekilde oluşuyor. Bunları nasıl canlandıralım, nasıl parlatalım? Biraz daha böyle canlı parlak olsun. İster istemez bardaklarda, camlarda parlaklık biraz zor sağlanıyor. Hani eskiye dönemiyoruz tekrardan. Ama biraz az bir şey açılmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi malzemelerimiz neler? Tuz, sirke, kabartma tozu, gazete kağıdı. Bunları hepsini hazırlayıp beraber bakalım. Diyelim şu anda ben gazete kağıdı yerleştirdim. Biraz yırttım üzerindeki resimleri falan görülmesin diye. Şu anda leğenime bir parça gazete yerleştirdim. Üzerine bir su bardağından biraz eksik, yarım bardak tuz ekliyorum. Sofralık tuz. Onun üstüne kabartma tozu, karbonat fark etmez hangisi varsa. Tam bir paketi boşaltmadım. Şöyle yarısını. Evet. Yarısını bıraktım. Sirke ekleyeceğim. Sirke, elimde bir şişe beyaz sirke aldım. Sirkenin çok pahalı olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız yorumlarda. Ben şu anda 1 litre sirkeyi 6 liraya aldım. Sirkemi de boşaltıyorum üzerine. Benim bardaklarım çok fazla olduğu için şu anda yarım şişe sirke boşalttım. Yeterli bu bana. Üzerine kaynar su değil, ılık su. Çeşmeden aldığımız ılık su. Sıcak kombinin ılık suyunu aldım. Boşalttım üzerine şu şekilde. Elime eldiven giydim. Bardaklarımı içine yerleştirmeye başlıyorum. Şu şekilde. Daha önce bizim büyüklerimiz eskiden derdi ki gazete kağıdıyla camları sildiğimiz zaman ister istemez parlar. Ben aklıma bu geldi. Ondan dolayı bu gazetenin üzerindeki kurşunlar, bardakta da kurşun var. İster istemez cam bardakların üretiminde de kurşun var. Onların üretiminden dolayı şu anda ben böyle bir karışım hazırlamak istedim. Sonucuna beraber bakacağız. Ben bardaklarımın hepsini yerleştireyim. Yarım saat bekletip sizinle sonucunu paylaşacağım. Şöyle şeker derneğimi de yerleştirmeye çalışacağım. Üzerine gerekirse tekrar su takviyesi yapacağım. Ilık su, çeşmeden ılık su, kombinin sıcak suyundan ekleyeceğim. Kaynar eklemeyeceğim. Yine söylüyorum, kaynar olmasın. Bardaklar, kristaller çatlıyor kaynar suda. Yani makinede çok yüksek derecede de yıkamıyorum. Zaten paylaşmıştım. Arkadaşlar, üzerinde de böyle gazete kağıdını kapatacak. Biraz kendi halinde beklesin şu şekilde. Yarım saat bekleyeceğini söylemiştim. Böyle yarım saat bir beklesin. Üstünde gazeteyle beklesin. Bakalım sonucuna beraber bakacağız. Şöyle kenarda dursun. Bir ikinci bir uygulama göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, büyük parçaları ne yapabiliriz? Bunları leğenlere sığdıramayız veyahut da benimki gibi yeriniz kalmadı. Şimdi ne yapacağız? İkinci bir uygulama göstermek istiyorum. Mesela şu şeker demlemi nasıl uygulayacağım? Evet, şimdi bir çorba kaşığı tuz aldım. Tatlı kaşığı kabartma tozu, karbonat fark etmez, ikisi de oluyor. Beyaz sirke kullandım ama elma sirkesi de koymak istiyorum. Bana sormuyorsunuz diye. Elma sirkesi üzerine boşaltacağım. Macun kıvamına getireceğim. Kullandığım mutfakta bir diş fırçam var sürekli. Bunu böyle karıştırıp üzerine birkaç damla da limon. Limon biraz daha böyle kristalleri pırıl pırıl parlattığını fark ettim. Şunu bu şekilde böyle ovalıya ovalıya bir bezle ya da böyle bir şeyle fırçayla ovalayabilirsiniz. Hani elimde kağıt peçete var. Onunla bile yapabilirim. Şöyle batırıp batırıp. Evet arkadaşlar, şunu böyle bir 15-20 dakika bekleteyim.
Diğer bardaklarımla beraber durlayıp sonuçlarını size göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir fark oluştu. Matlak oluşuyor, oluşmuyor değil. Bütün bardaklarda, camlarda oluştuğu gibi zamanla kireçten dolayı makinede yıkanmaktan kaynaklı bütün bardaklarda matlık çizilmeler oluyor. Kazayı indirmek için böyle uygulamalar arada bir iyi oluyor. Şunun iyice erimesi gerekiyor, yoksa ister istemez çizilmelere neden olur. Bastırmadan şöyle üzerinde hafif hafif yedirmeye çalışıyor. Bu şekilde beklesin. Sonucuna beraber bakalım. Evet arkadaşlar, bir yarım saate yakın bekledi. Benim çok zamanım yok diye fazla bekletemeyeceğim. Bardaklar şu şekilde. Suyumuz da hafif soğumaya başladı zaten. Ilık suydu. Şimdi ben ayrı bir su hazırladım. Onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, leğenimi lavabonun içine aldım. Bardaklarımı. Yanında bir leğen daha hazırladım. Ilık su doldurdum içine. Çeşmeden. Şu kadar bana yeterli. Üzerine biraz elma sirkesi boşaltacağım. Fark etmez hangi sirke olursa. O şu anda mikroplardan biraz arınsın diye. Biraz bulaşık deterjanı hafif gezdirdim üzerine. Şimdi lavabonun içindeki leğenimizin içinden alıp direktmen leğenin içine bırakacağız. Orada yıkayıp durlayacağız. Sonra halini sizinle paylaşacağım. Şu şekilde üzerini de kapatmıştım zaten. Ben şöyle bir gazeteyle şu şekilde biraz ovalayarak dışını içine, o üzerindeki oluşan kireçleri biraz gitsin, matlıkları suyun içine bırakacağım. Bunu isterseniz makinede de yıkayabilirsiniz ama şu anda ben direktmen durulayıp son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Makineye de alıp bu şekilde makineye atabilirsiniz. Bunu isterseniz cam bardaklarınızda da uygulayabilirsiniz bu şekilde. Cam bardaklarda da güzel sonuç alınıyor. Şu anda ben bardaklarımı çıkardım gazeteli suyun, sirkelin içinde. Bir bulaşık bezi süngeriyle, fark etmez hangisi olursa, onunla böyle köpükleyip normal çeşme suyun içine bırakacağım leğende. Hani aşırı çeşme altında vakit kaybetmemek için, suların fazla gitmemesi için şöyle leğenin içinde suda beklesin, durlayacağım ondan sonra. Evet, bardaklarımı yıkadım, duruladım, kuruladım. Şu 4 tane de ıslak hala. Bunları da sizinle birlikte kurulayalım. Pamuklu bir bezle, mikrofiber olur. Pamukları çok olmasın tif diye. Onlarla iyice böyle kurulayıp son halini göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bayağı rengi açıldı, mattı bu bardağımın. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Çünkü düz olduğu için daha iyi gösterecek. Şeker dendiğimin son hali böyle. Evet arkadaşlar, kurulayıp son halini size bu şekilde göstermek istedim. Çok güzel parladı. Renkleri de, matlıkları da üzerinde tamamen gitti. Evet arkadaşlar, son hali böyle bardaklarımın. Takipte kalın. Hoşça kalın.